O pazartesi. Ben tamam, pazartesi. Sen sabah gelmedin eve. Yok. Nereye gitti? Gelmedi Müge Hanım. Çünkü bu Söğütlü'ye gitti. Yani şimdi ben yanarken herkes yansın demeninde bir manası yok. Hasan Şükrü bu cinayetin içinde mi? Değil. Değil. Peki Ali Yaşar Çağ? Yani diyelim ki sen Ali Yaşar'ı... Ali Yaşar Çağ? Değil. Değil. Peki Hasan Şükrü kadar net mi söylüyorsun bunu? Yani... Ali Yaşar bu cinayeti planladı mı? Yani işin içinde olmadığını biliyorum. Ali Yaşar Çam'ın. Yani. Biliyorsun. İfade gerçekleri anlatmıyorsa neden bunu söylemek durumunda kaldın? Sanırım buraya geldiğinde Zehra'yla tam başka bir şey yazmışsınız. Zehra'yla Hasan Şükrü uzun zamandır karşılaşmamıştı. Değil mi? Burada karşılaştınız. Boynuna sarıldı. Çok duygusal anlar yaşandı. Ve o zaman Zehra işte bir takım şeyler anlattı. Buraya geldikten sonra da bu konuda ifadesini aldılar o zaman onun. Bakın hatırlıyorum. Evladım, gel yanımıza. Allah! Sen bu gel, daha iyi kalacaksın yanımıza. Havayı telefona geçiyor. Gel Zümer abi. Tamam. Gel kızım ya. Bildiğim varsa söyle ne olur. Yengen de rahat etsin, ben de rahat edeyim ne olur. Bildiğim varsa söyle de beni de kurtar. Abi sen ne oldu? Hadi abi. Ben Mahmut'un sadece şunlar işlemek. Hani dediği değil. Yengem kafasına vuruldu. Onu nereden bileyim? Ben ova takıldım. Şey raporu çıkmadı. Nereden bileydi ki sopayla dövüldü burasıyla demir veya şeyle? İşte ben de sana onu diyorum. Ahmet o gece işe mi gitti, başka bir yere mi gitti? Ahmet'e sorarlık Ahmet değil de şey dedi. Ben dedi Seyfettin dedi, Mehmet Ali dedi, anneme dedi kurtarma o şeyi. Abisi girmesin diye öyle dedim. Bu dedi, biz yaptık dedi. Sadece... Seyfettin'den Mehmet Ali niye hapise girmesin diye demiş öyle. Abim onlar çıktığı zaman dedi, ben üç ay daha kaldım dedi. Baktım ki ben daha burada kalacağım. O zaman dedi, ifademi değiştirdim dedi, müdahale dedi. Size bizim yengen köye o pazartesi geldi mi? Gelmedi. Gelmedi de Hava nereden biliyor yengesinin üzerindeki malzemeyi? Bak ben bilmiyorum. Ben kocasıyım. Bütün evi tarattım da hangi malzemeyle evden çıktığını bilmiyorum. Ama Hava biliyor. Tek tek biliyor. Annem diyor ki 4'te geldiler eve. Kaçta geldim eve ben? 9'da geldim. 9.30-10 gibi. 9.30-10 gibi senle markete gittim. Murat'la Umut'a meyve suyu aldım. Sana kol aldım. Eve çıktım. Yalan mı? Doğru. Nerede yattım? Üçlü koltukta. Üçlü koltukta. Sen bana su getirdin. Hap yutarken bana ne dedin? Dedin ki abi yeter artık dedin. Hepsi bitti. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yengen evde görmemesi gereken bir şey mi gördü? Yoksa yengen söyleyeceğim sizi dedi de yengene bir şey mi yaptı? Sen bir şeyleri biliysen Müge Anlı Boğram burada. Ben buradayım. Adalet de yanında. Herkes yanında. Yengen için. Yengen sana nasıl baktıysa ben de aynı seni bakacağım. Yeter ki bir kelimeyi söyle. Ben sana başka bir şey demiyorum, tamam mı? Onu konuş, bunu konuş da demiyorum.
Doğruları konuş diyorum. Doğru neyse onu konuş. Yengen de rahat etsin, ben de rahat edeyim. Ha? Evet. Ay ağlayacağım valla. Ve efendim işte dün konuştuk tekrar. Bunun üzerine tekrar emniyet ifadesini almıştı. İşte o ifadesinde de benzer bir şey söylemişti. Ahmet bize böyle böyle söyledi. Yani bize derken aslında sadece ona söylemiyor. Yani sizler de yanındaymışsınız artık. Hanginiz varsınız, hanginiz yoksunuz. Ben onlar hapse girmesin diye böyle bir şey söyledim. Dedi diyor. Ne bileyim Müge? Hı? Ahmet, ha. Evden dışarı attığımda da seni aynısını dedim. Bugün de aynısını derim. Karışma. Sen onun kocası değilsin dedim, benim dedim sana. Nerede yengen? Nerede? Yengenin ölü bulunduğu yeri sen nereden bildin? Bana onu söyle, ben bilmiyorum ya, ben. Ha. Beni aldı gitti, ilk polis oraya tesis etti. Tamam, yengemin bulunduğu yeri niye geçtin benim? Yengemin bulunduğu yeri sen niye geçtin? Sen nereden bilirsin bana ha, onu yengemin de. Yengemin bulunduğu yeri, tutulduğu yeri niye göstermemişim? Arabayı niye göstermemişim? Ahmet. Ahmet. Yatsan geri. Biz... Sen olay yerini nereden gösterdin? Bir bana dakika. Bak, bana bırak bir olay dur. Yerini şimdi. Baban, senden ve Seyfettin'den şüphelendiğini polise bas bas bağırırken. Duydum. Duydun. Ahmet de biliyor. Ahmet, senin ve Seyfettin'in bu işi yapabileceğini düşünüp o yüzden mi Hasan Şükrü'yle babanın adını verdi? Yani Zehra'nın bu ifadesi doğru mu? Neden hayır, böyle hayır. Yaptın dediğinde, hayır baban öyle bahsettiği için... Sizin ceza alacağınızdan korkup, çünkü onun tek dayanağı o sırada sizsiniz. Zaten babasının arası iyi değil. Hasan Şükrü ile de o şehir dışında bir de anlaşamıyorlar. Tek dayanağı sizsiniz aslında. Şimdi şöyle. Acaba baban böyle sizin hani onlar yaptı deyince bundan korkup o zaman Hasan Şükrü ile babasının adını vermiş olabilir mi? Ahmet. Peki Mehmet Ali, bu sırada Nazmiye hani bazen çocuklarına sizin oradan gelip ekmek döner ekmek falan da alıyormuş deniyor. Ya öyle sürekli geldiği yoktu. Peki Yurdanur'la samimiyeti ne durumdaydı? Yok, samimiyeti yoktu. Sadece dediğim gibi o kız isteme durumundan dolayı yengemden köye gönderdim onları. O kadar. Ne kadar zaman önce? Kaybolmadan ne kadar zaman önce? Bir iki ay. Şimdi aslında o gün, daha doğrusu Nazmiye'nin bir rutini var. Değil mi? O rutini babaanne de biliyor, siz de biliyorsunuz. Şimdi iki tane çocuk var evde. Tamam. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük çocuk. Hangisi rahatsız? Umut küçüğü. Küçüğü rahatsız. Aslında her ikisini de, yani her ikisini de bir merkez varmış galiba konuşmayla ilgili. Oraya da götürürmüş zaman zaman. Şimdi sabah kalkacak. Büyük çocuğu okula getirmek için evden çıkacak değil mi? Saat kaç gibi çıkacak biliyor musun Hasan Şükrü? Sekiz. Sekiz. Sekizde çıkacak. Çocuğu bırakacak. Kaçta eve dönecek Mehmet Ali? Yani çocuğu bırakıp geri dönmesi, yani o süre zarfında... 9 mesela. Yok 9'u tutmaz. 8.30'da geri gidip, mi dönün? Gidip gelmesi en fazla da işte okulun önünde oyalanması falan yarım saat anca bulur. 8.30'da tekrar eve dönecek. Evet. Peki Umut'u bırakırken ötekini de götürüyor muydu yanında? Murat'ı bırakırken Umut'u da götürüyor muydu yanında? Götürüyordu. O sabah da götürüyor mu ikisini birden? Çıkıyorlar mı evden? Ben o sabah yani pazartesi günü sabaha geldiğimde eve saat 8.30'du. Hı hı. Murat'ı okula götürmüştü zaten. Hı-hı. Sadece Umut vardı evde. Sen onu gördün. Evet gördüm. Sonra sen onu gördün. Uyudun mu hemen? Diyorum ya işte. Bir tartışmanız geçti arada. Tartışmamız geçti. Ben evden çıktım. Ahmet'in yanına gittim. Tekrar eve gelene kadar saat 9 oldu. Hı-hı. Yani 8.30'dan 9'a kadar. Yani 8.30'da diyelim evden geldim. Bir bardak çay içmeden. Kavga ettiniz. Bismillah dedik. Bir takıldı bana. Tartıştık. Dedim tamam yenge dedim ona. Buraya oturdum bir bardak çay içmeden. Ha bu çorabın benim olduğunu dedim ona. Kanaat getirdin. Tamam dedim ona ben bir şey demiyorum sana. Evden çıktın. Çıktım. Gittim. Döndüğünde tekrar Nazmiye evde miydi? Evdeydi. Evdeydi. Sonra sen yattın mı? Yattım Müge Hanım. Şimdi Nazmiye'nin sonra gidip büyük oğlanı okuldan alıp öğle yemeği yedirmesi için tekrar eve getirmesi gerekiyormuş. Normalde. İşte o zaman onu getirdiğini bilmiyordum. Heh. Fakat o gün getirdiğini ki, bilmiyorum. Babaanne diyor ki kaçta gidip alıyordu şeyden bir daha öğle yemeği için kaçta alıyordu? 12-12.30 arası. 12-12.30 arası. Şimdi sabah götürdü ya o 12-12.30 arası rutinin dışına çıkıp bir kez daha çıkmış evden.
Babaannen öyle söylüyor. Bir kez çıkmış. Değil mi Emineciğim? Sonra tekrar geri gelmiş. Sonra tekrar çocukla beraber gidip öteki çocuğu alıp yemeğe götürmek için gitmiş. Fakat çocukları eve yemeğe getirmemiş. Eve yemeğe getirmiyor. Sonra tekrar okula dönerken işte o arkadaşıyla karşılaşıyor. Arkadaşına diyor ki amcamın oğluyla benim bir işim var, sen bırakır mısın diyor. Çocuğu veriyor. Küçük çocukla beraber kuvvetle muhtemeldir ki o amcamın oğlu dediği bordo renkli arabaya biniyor. İkisinden birden haber alınamıyor. Sonra çocuk birkaç saat sonra sahilde benzin istasyonunda orada bulunuyor. Orada görenler de diyor ki biz eminiz bu çocuğun yanında peruk saçı gibi kıvırcık saçlı, kısa saçlı birisi vardı. Ayağında pantolon vardı. Biz bu çocuğu onun yanında gördük. Sonradan da gittik işte orada aldık yani. Kadın bıraktı onu, biz aldık diyorlar. Şimdi acaba bu Nazmiye çocuğunu bırakıp eve döndükten sonra seninle tartışma yaptıktan sonra nereye gidiyor? Sen de evden çıkıyorsun. Gene evden dışarı çıkıyor. Tekrar geliyor, bir daha çıkıyor. Bir daha çıktığında da ama tekrar bırakmıyor onu okula. Yani eve de döndürüp yemek yemiyor. O arada acaba kimle yemek yedi bunlar? Demek ki dışarıdan çocuğa bir şey aldı. Yemek yemedi. Nereden? Eve gelip çocuğu o gün evde yemek yedirmemiş. Murat'ı alıp eve götürüp yedirmemiş yemeği. Çıkmış yemeğe diye. Yemeği nerede yedirdiyse yedirmiş, bir daha da daha eve dönmemiş. İşin enteresan tarafı bu. Öyle değil. Hayır, babaanne böyle anladı. Bir daha geriye göndermedi çocuğu diyor. O Mehmet Ali ile kavga edip Mehmet Ali çıkıyor. 11'de gidiyor ya. Şu 11'de gittiğinde yağmur da yağıyormuş. Islanmış bunlar. Küçük çocukla beraber. İşte tekrar geriye dönmesinin nedeni de yani yemeğe gitmeden önce üstünü başını değiştirmiş. Çocuğun da üstünü başını değiştirmiş. Kendi üstünü başını da değiştirmiş. Bir daha çıkmış çocuğu yemeği alma saatinde. Ama eve tekrar getirmemiş onu yemek yemeye. Orası hani nereden bu çocuk? Zaman zaman da böyle yaparmış. Hatta şey diyorlar, abisinin çalıştığı yere giderdi. Oradan döner ekmek alırdı falan diyor. Aile değil mi? Aile de biliyor. Yani yemeği her zaman da yemeğe götürmezmiş. Çocukları oradan da bir şey alırmış. Herhalde senin çalıştığın yerden alıyordu döner. Bilmiyorum. Çünkü Yurdanur da orada diyorlardı. Müge Hanım böyle geldi. Yani böyle sürekli bir şey yapacak. Diyelim ki sürekli gelip işte bir şeyler... Hayır yani sürekli değil ama o gün... Ben getirirsem onlara gelirdi yanım. İki çocukla Nazmiye o gün nerede yemek yedi? Sonra yemek yedikten sonra ne oldu da arabayla... Belki de o arabayla mı acaba? Ben şöyle düşünüyorum. Acaba o arabayla mı yemek yediler? Araba onu okulun oraya bıraktı. Kadınları da görünce... Hani arabada inişini gördüler mi görmediler mi anlayamadığı için... Ya benim amcamın oğlu var, gar. Bir işimiz var, siz bunu götürürsünüz dedi de döndü oraya. Çünkü yok o arada. Evet. Müge Hanım... Ben kısa bir şey yap, mahkemede şahit olduğum ifadeleri anlatacağım. Şu kadın olayı var ya. Hı hı. Şimdi Umut'u kadından gören bir adam geliyor mahkemeye, ifadesini veriyor. Diyor ki işte ben bu çocuğu falan kişiyle gördüm. Ve aynı saatler içerisinde bir başka adam da yine geldi ifade verdi. O da şöyle bir ifade verdi. Aynı saatler yani çocuğun bulunduğu süre zarfı içerisinde olan saatlerde bir başka adam geliyor mahkemede ifade veriyor ki bana da bir araba, Isuzu marka, onlar böyle taksiden biraz daha büyük, kapalıdır tamamen. Isuzu marka eski model bir arabaya bana geliyor diyor. Arabanın içinde kaç kişi olduğu belli değil. Işıkları diyor içeriden yanmıyordu. Bana diyor yani Umut'un yanında bulunduğu kadına neredeyse uyacak şekilde bir kadın tarif ediyorlar. Öyle birini buralarda gördün mü diye soruyorlarmış. Ve bunun üzerine gidilmiyor. Anlamadım ben. Bakın, şimdi Umut'un bulunduğu zaman tarif edilen bir kadın var ya ortada. Tamam. Bunu petrolcü gelip mahkemede de bizzat hakime evet, böyle, ifade ediyor. Böyle dedi. Hı-hı. Ve bir başka adam da yine mahkemeye gelip bana o saatlerde yani o çocuğun kaybolduğu ama saatlerde birileri denk geliyor. Adam yani bir şey yaptı mıydı? Yani İsim olayı marka bir araba geldi. Ne olmuş? Hı. Ne demiş? Yani İçinden adamlar yani kaç tane olduğunu söylemedi. Bu adama mı sormuşlar? Yani bir gelen adamı mahkemede ifade veriyor adam. Kadını diyor ki bana diyor bir kadın tarif ettiler. Kadın Umut'un yanında görülen kadından birebir aynı. Yani hı. Adamın sorup öğrenmek istediği kadın aynı. Tamam. Yani ben bunu o mahkemeden beri aklımı kurcalıyor ama biz bunlara bunu anlatamıyoruz. Yani o demek ki bir ortada araba var diyorlar ya demek ki bu o. Yani ne kadın, renkmiş o araba? Yani gelip adama soruyor ki... Ne renkmiş? İşte o adam beyaz mı, gri mi onu tam olarak demedi.
Yani bir tereddüt de kaldı orada. Çünkü gece karanlık sonra diyor. İşte orada bir neden şey demiyorsun? Böyle hiç abim neylik falan filan demiyorsun da yanımda iki tane arkadaşın ismini söylemişsin. Şimdi onun adını söyle. Ben onunla beraberdim falan. İki tane arkadaşın ismini söylemişsin. Mahkemede mi? Hı. Evet. Tamam. Onların adını vermişsin yani. Ben onunla beraberdim, bununla beraberdim diye. Evet. Yani Mehmet Ali'ye şimdi sınıyorsun ama o sırada Mehmet Ali'den bahsetmemişsin yani. Başka iki erkek arkadaşından bahsediyorsun. Tamam, yengemin kaybolduğu gün o vermiş olduğum isimlerin yanındaydım. Onlarla beraber mi gittiniz o şey belgesi almaya? Yok, o bahsettiği kişilerin, tahmin ettiğim kişilerse birinin iş yeri vardır. Kendine ait iş yeri var. Bir verin. Bir tek sen niye giriyorsun oraya? Daha önce de yanında çalıştı. İş yeri sahibi, patron bir adamdır. Onun yanına gittiğini söyledi. Ondan sonra da Seyfettin'in çalıştığı bir başka bir yer var. Bir oraya tanesi gittim. Ömer. Bir tanesi Ömer. Ömer mi? Ömer'le o gün görüştün mü? Ömer kim ya? Ömer kim ya? Ahmet. Ömer'le görüştün mü hayatım? Ömer kim diyor Ahmet. Ömer şu ilk programda çıkan biri vardı. Yok ondan görüşmesi. Coşkun'la sonra. Sen demişsin ki Coşkun'la birlikteydim. Eve uğramadım. Eve gelseydim yengem kaybolmazdı. Tamam. Coşkun'la. Tamam. O gün Coşkun'la mı beraberdin? Evet. İş yeri sahibi o. Tamam. Sen gece çalıştın. Evet. Değil mi sabaha kadar? Evet. Mehmet Ali diyor ki ben uyuyorum gelip. Sen uyumadın mı o gün? Yok. 24 saat hiç uyumadın. Akşam 5'te geldim işte eve yattım. Efendim? Akşam 5'te geldim eve yattım. Gece 12'de işe gidecektim. Hı. Hangi eve yattın? Tamam 12'de gittin sonra. O pazartesi. Ben tamam pazartesi. Ama... Gitmedim. O gece işe gitmedim. Gitmedin. Neden gitmedin? Yengem kayboldu. O pazartesi. Ben tamam pazartesi. Ama... Ben pazardan bahsediyorum. Pazar günü zaten işe gittim akşam gece 12'de. Gittin gece 12'de. Sabah kaçta geldin? Sabah eve uğramadım işte. Sen hiç sabah gelmedin eve? Yok. Nereye gelmedi. Gittin? Gelmedi Müge Hanım. Söylemiş olduğunuz ismin yanına gitti. Hı. Oradan da kahvaltı yengemi almaya gittim. Peki Mehmet Ali nereye geldi senin yanına? Tamam 8... Kaçta geldi? 8:30 gibi Ahmet'in çalıştığı iş yerine. Akçabat'a kendi gittim. İş yerimdeydim. Akçabat'a yani yengemin evinden. Sen gece 12'de çıktı evden. İş yerine gitti. Gitti. Sabah oldu 8:30 sen gittin hala iş yerinde. Çıkmıştı zaten ben gittim hazırlanıyordu. Beraber çıktık. Hı. Akçabat'ta diyelim geliyorsun okul yolu üzerine düşüyorsun. İş yerinden çıktın mıydı okul yolu üzerine düşüyorsun. Orada yol ayrımı var. Ana yola iniyor. Oradan aşağı Ahmet devam etti. Söğütlü'ye geçmek için. Yaylaca Söğütlü'ye geçmek için. Oradan aşağı devam etti. Ben tekrar eve döndüm. Eve döndüm. Sen sonra oradan Söğütlü'ye mi gittin? Yaylaca'ya gittim. İlk Yaylaca'ya gittim. Oradan 4'te çıktım, Söğütlü'ye gittim. Kafak belgemi aldım. Şimdi sabah 8:30'dan 4'e kadar orada mı kaldın? Tabii. Ne yaptın? Yardım ediyordum ona. Yardım etmeye gittiydim ona. Kime? O söylemiş olduğum ne yardım kişi. Ettin orada? İş yerinde. Orada pastane. Pastanede yardımcı olmaya gittim dedim ona. Sana para verdin mi bunun için? Tabii alıyordum. O gün de verdi mi? Yok o gün vermedi. Vermedi. Bedavadan gittin. Peki nasıl uykusuz o kadar çalışabiliyorsun? Gece saat 12'den ertesi gün artık 8 olmuş. Yani ruh gibi olman lazım. Gittim işte Müge Hanım. Ya gidiyordum Müge Hanım diyelim oradan çıkıp. Tamam yani hayır sen ben dayanamıyordum diyorsun ya demek ki o dayanabiliyor yani. Gece 12'de gidiyor. Ertesi gün akşam 4 oluyor değil mi? 4'e kadar öteki pastanede de duruyorsun. Sonra? Ya Söğütlü'ye gittim aldım kalfalık belgemi. Abimle beraber geldik Akçabat'a. Hangi abinin? Seyfettin abim. O zaman sen Seyfettin abinin yanına gittin. Oradan. Onun yanına uğradım. Oradan geçtim kalfalık belgemi aldım. Geldim. Abimi aldım iş yerinden. Geçtik Akçabat'a. Geçtiniz Akçabat'a. Evet. Hep böyle mi yaparsınız? Hep aynı gün sen uyumadan Mehmet Ali, Seyfettin sen falan buluşur yok, musunuz? Yok. Arada. Arada. Zaten, sürekli değil arada ya. Zaten Mehmet Ali abi. Sonra üçünüz birden o zaman Akçabat'taki eve geldiniz. Pardon yok. İkiniz. Mehmet Ali evde uyuyordu o zaman. Yok Mehmet Ali yoktu evde. Mehmet Ali gitmiş yengemi aramıyor. Ha, sen öğrendin onlar yokken evde. Peki şimdi sen aramadın mı Seyfettin'le hiç Ahmet'i babandan önce? Hayır. Ben bunları aramadım. Şimdi Ahmet'in dışarıda olduğunu biliyorum ya. Hı. Ben bunu arama gereği duymadım. Çünkü bu Söğütlü'ye gitti. Gittiğimde de evde yoktu. Ben arama gereği duymadım.
Kim söyledi sana yok bizim gelin diye? Babaanne mi? Dedi işte Nazmiye dedi öyle de çıktı daha gelmedi. E dedim öğleye kadar çıktı gelmedi daha. Bu o zaman da dendi ki Murat'ı da başkası getirdi. E dedim öyle de çıktı gelmedi bu saate kadar. E Murat'ı da başkası getirdi de. Murat'ı getirdiği saat 2-2.30 kalktım. Murat ağlıyor. Susturamıyor Murat'ı. Annem yok, annem gelmedi falan. Ya dedim ne oldu? Hani böyle. Aradın mı hemen Nazmiye'yi cep telefonda? Aradım. Hı. Telefon kendi şeyi arama süreci düşünene kadar aradım. Bir defa aradım. Yani çaldı 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 kendiliğinden kapanana kadar. Telesekretere düşmedi. Düşmedi. Düşmedi, çalıyordu. Hayır. Çaldı çaldı kendiliğinden hattı düşene kadar çaldı. Daha sonra aradan 5 dakika geçmeden o süre zarfında yine dolaşıyorum, arıyorum. Gidebilecek olduğu yani yere. Düşmeden derken hiç alo denmedi. Bir şey olmadı. Hayır, o yüzden hayır. Çıkmıyorsun kayıtlarda bu. Çıkmıyor mu? Hı. Çıkmıyor. Yani aradım ben yengem. Anladım. Aradan 5 dakika geçmeden tekrar aradım daha ulaşılamıyor. Peki ulaşılamıyor deyince telesekreter çıkıyormuş ama. Tamam ulaşılamıyor diye konuşuyor zaten. Hı hı. Diyelim telefon tamamen kapanmış daha çalmıyor. Yani bir kere aradım çaldı daha da ulaşamadım. Bir kere çaldı. Emin Hanım sizin yayında bahsedilen Elif'in annesisiniz değil mi? Evet. Bir kız gördü bir erkek gördü diye arada kalınca o zaman Ayla Hanım söyledi ki söyleyeyim amcamın bir torunu var. Elif o gördü. O zaman Ayla Hanım söyledi ki söyleyeyim amcamın bir torunu var. Elif o gördü. Hı hı. Deyince ben de o zaman gelmek zorunda kaldım Sevitti'nin yanına. Hı hı. Deyince ben de o zaman gelmek zorunda kaldım Sevitti'nin yanına. Aslında Elif değil de siz gördünüz değil ben mi? Ben gördüm. Yer mezarlığın bitişi hemamın karşısı. Yer mezarlığın bitişi hemamın karşısı. 12.30 bir arası. 12.30 bir arası. Kaybolduğu günüsü ne haber Emine'ye dedi. Ben de dedim ki iyi kızım. Dedim nereden geliyorsun? Çocuğu okula bıraktım Murat'ı. Ev kaybolduğu günüsü ne haber Emine'ye dedi. Ben de dedim ki iyi kızım. Dedim nereden geliyorsun? Çocuğu okula bıraktım Murat'ı. Ev kaybolduğu günüsü. Ne haber Emine yenge dedi. Ben de dedim ki iyi kızım. Dedim nereden geliyorsun? Çocuğu okula bıraktım Murat'ı. Ev kaybolduğu günüsü. Ne haber Emine yenge dedi. Ben de dedim ki iyi kızım. Dedim nereden geliyorsun? Çocuğu okula bıraktım Murat'ı. Eve dönüyorum dedi. Eve dönüyorum dedi. Üstü başı ıslaktı ama o günü çok yağmur yağıyordu. Şemsiyesi yoktu. Kahverengi bir bol edek vardı üzerinde. Kahverengi bir bol edek vardı üzerinde. Takılarını falan hatırlıyor musunuz? Takı yok. Var mıydı? Görmedim. İnaklerini sattı çarşıya Şiir'e inerken o ineklerinden plazık yaptı dediler. Takılarını falan hatırlıyor musunuz? Takı yok, var mıydı? Görmedim. İnaklerini sattı çarşıya Şiir'e inerken o ineklerinden plazık yaptı dediler. Yani duyum olaraktan. Ama Nazmiye yalnız deve dönerken. Yani duyum olaraktan. Ama Nazmiye yalnız deve dönerken. Ben çarşıya gittim o eve geldi. O 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 günü olduğuna da eminim yani. Günü olduğuna da eminim yani. Günü olduğuna da eminim yani. O günüsü tekrar şey Mehmet Ali geldi akşam üzeri. Karanlık kapatır kapatmaz ama saati söyleyemem yani. Aceleyle geldi bizim binaya. O binada hatta da kız kardeş oturuyordu. Aceleyle geldi bizim binaya. O binada hatta da kız kardeşi oturuyordu. Aceleyle geldi bizim binaya. O binada hatta da kız kardeşi oturuyordu. Benim zili de çaldı. Dedi Emine yenge dedi. Yengem bugün buralara geldi mi gördün mü? Yengem dedi eve gelmedi. O yüzden arıyorum onu dedi. Tekrar çabuk çabuk gittim. Siz onu öğlen gördünüz ya. Telaşlı bir... Yoktu. Telaşlı değildi. Yani telaşlı insan konuşurken belli olur. Biri beklese onu. Ondan haberi olur yani aklı kalır onda ki delaşlıdır bir gelen gitsem diye. Ama sakin bir şekilde biz onunla konuştuk. Emine Hanım'ın Nazmiye Çam'ı kaybolduğu pazartesi günü saat 12.30'la 1 arasında gördüm dediği yer işte bu nokta. Mezarlığın hemen başı. Sizin de hatırlayacağınız gibi bir izleyicimiz yayına bağlanmıştı ve Nazmiye Çam'ı mezarlığın alt tarafında kırmızı bir araca binerken gördüğünü söylemişti. Mezarlık gördüğünüz gibi hemen bu noktadan başlıyor ve yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir mezarlık. Buradan Emine Hanım'ın pazartesi günü Nazmiye Çam'ı gördüm dediği yerden okul çok yakın bir mesafede hemen görmüş olduğunuz binanın arka tarafında. O
okul şu anda sol tarafımda görünüyor ancak girişi biraz daha ileride. Emine Hanım'ın Nazmiye Çam'ı mezarlığın yanında gördüm dediği yerden burası yaklaşık 200 metre mesafede. Okulun girişini de hemen arkamda görüyorsunuz. Bu okula çocukların giriş saati sabah 8, öğlen molaları ise saat 12 ile 13 arasında, okulun bitimi ise saat 15'te. Nazmiye Çam'ın büyük oğlunun okuduğu okuldan yine Nazmiye Çam'ın gittiği söylenen kuyumcu yakın bir mesafede. Okuldan Nazmiye Çam'ın gittiği söylenen kuyumcu yaklaşık 200 metre uzaklıkta. Yine bu kuyumcu mezarlıktan da yaklaşık 400 metre uzaklıkta. Yani sizin de gördüğünüz gibi burada belirtilen alanlar birbirine oldukça yakın. Hanımefendi diyor ki ben gördüm, konuştum ama yanında çocuk yoktu diyor, bakın önemli bir ayrıntı. Daha sonra yine aynı saatler, yani tekrar geriye yani üstünü değiştiriyor. Geriye döndürdüğünde de Nazmiye oradan amcamın oğlunuyla işim var deyip gidiyor. Çocuğu bırakıp, küçüğü alıp, büyüğü bırakıp gidiyor. O gün kuyumcuya gitmiş olabilir mi? Çok yakın. Yani hani o kadar yakın, yakın ki mesafeler. Yakın. Yani iki dakika. Kuyumcuya da gitmiş olabilir. Hanımefendi onu görmüş işte, kırmızı renk. Bir de orada Melek Hanım varmış. Melek Hanım keşke bizi bulsan. Seni biz bulamıyoruz. Sen bizi bul. Gözünü seveyim. Yani o diğer hanımefendinin yanında sen de varmışsın. Ne söyledi Nazmiye orada? Belki senin arabayla ilgili söyleyeceğin bir şey olur. Belki içindekileri tanıyabilirsin. Yani şimdi ben yanarken herkes yansın demenin de bir manası yok. Bunu... Hasan Şükrü bu cinayetin içinde mi? Değil. Değil. Peki Ali Yaşarça? Yani diyelim ki sen Ali Yaşar'ı... Ali Yaşarça? Değil. Değil. Peki Hasan Şükrü kadar net mi söylüyorsun bunu? Yani... Ali Yaşar bu cinayeti planladı mı? Yani işin içinde olmadığını biliyorum. Ali Yaşar Çam'ın? Yani. Biliyorsun. Niye o zaman biz yaptık dedi? Kimi kurtarmak için böyle söyledi? Acaba Zehra'nın ifade ettiği gibi bu cinayetle Mehmet Ali'nin, Seyfettin ya da annenin ilgisi olabileceğini düşündüğün için korkudan mı böyle söyledin? Hayır. Ama Zehra'ya böyle söylemişsin. Zehra bunu buraya geldiğimizde yayında da söylemişti. Aylar sonra Hasan Şükrü ile karşılaşmıştı burada yayında. Ve ona da aynı şeyi söylemişti. Hatırlıyor musun? Hatırlatalım mı?